Bir bedende iki ruh ve diğer varlıklar. Herkese iyi günler. Bu videoda size bir bedende iki ruh ve diğer varlıkların bedene girmesinden bahsedeceğiz. İlk önce insan vücuduna ruhun gelmesinden bahsedelim. Anne karnındaki bebeğin vücut gelişiminin 3. ayında o bedende bedenlenecek ruh gelmiş oluyor. Bu işlem adım adım gerçekleşiyor. Çocuk doğduğunda ise artık tam olarak ruh bedene oturuyor. Ancak bu böyle olmayabiliyor. Bazı hallerde çocuk doğduktan sonra da ruh bedene gelmiş olabiliyor. Elbette bunlar ruhun hayat planına göre öyle oluyor. Bazen bir bedene iki ruh gelebiliyor. Peki bu işlem nasıl oluyor? Hayat planına göre bir ruh bedenlendiği vücudu başka bir ruha devredebiliyor. Bu da önceden iki ruh arasındaki anlaşmaya göre gerçekleşiyor. Mesela ruh diyelim 20 yaşına kadar bu vücutta kalıyor. Lakin 20 yaşından sonra bu bedeni hayata geçmesi mühim olan vazifeler için diğer anlaştığı ruha teslim ediyor. Böylece vazifesini gerçekleştirmeli olan ruh dünyada vakit kaybetmeden direkt dünya işlerine başlamış oluyor. Seçilmiş zamanda anlaşmaya göre bedene girmek için bir olay, kaza, ölüme yakın deneyimler yaşanıyor. Ve o zaman ruh bedenini diğer ruha teslim etmiş oluyor. İlk zamanlarda yeni ruh bedene uyumlanmaya çalışıyor. Bu ruhun bedenin hayat hatıralarını kendine aktarması zaman alıyor. Bu nedenle doktorlar ve yakınları geçici hafıza kaybı teşhis ediyorlar. Yeni gelmiş ruh kendi diğer hayatını, bilgilerini de yeni bedene aktarıyor. Bütün bunlar belli zaman alıyor. Bir süre sonra beden ruha ve ruh bedene uyumlanıyor ve hafızaya gerekli bilgiler oturuyor. Ve ruh kontratına göre görevlerini gerçekleştirmeye başlıyor.